Evet, öncelikle telefonla hazır mıyız? Canlı yayınlar hazır mı? Başlayabilir miyiz? Değerli basın mensupları, Medipol Başakşehir ailesinin yeni üyesi olan... Evet, değerli basın mensubu arkadaşlarım. Bugünkü imza basın toplantımıza hoş geldiniz. Yaklaşık herhalde bir aylık bir süreç kulübümüzün özellikle transfer etmek istediği ve bir aydır üzerinde çalışma yürüttüğü özellikle gerek Premier Lig'de, gerek Bundesliga'da, gerek Türkiye Ligi'nde önemli başarılara imza atmış. Çok hocamızın, Sayın Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın istediği, bizim başta kendim olmak üzere tüm yönetim kurulunun arzu ettiği önemli bir transferi. Ekibin dikkatli ve güzel çalışmasıyla neticelendirdik. Gene nokta bir transferle bugün karşınızdayız. Dolayısıyla öncelikle Dembaba'ya hoş geldiniz diyorum. Selamun aleyküm. Kendisi... Benim mikrofonum mu? Evet. Kendisi özellikle bizim bir aylık süreçte kendisiyle birkaç sefer görüşmemiz de oldu. Gerek kulübümüzün as başkanı Mesut Altan Bey, gerek CEO'muz Mustafa Eröğüt Bey ve Mustafa Saral Bey, onlar da kendileri defayeten görüşmeler yaptılar. Ve son noktayı bu hafta içinde neticelendirmiş olduk. Zat öğreninde buradayız. Ben bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ve sözü Dembaba'ya bırakıyorum. I want to say hello to everybody. I'm back in the land. I'm back in the land, in a country that I love a lot, one of my favorite country. Öncelikle herkese merhaba demek istiyorum. Çok sevdiğim bu ülkeye tekrar geri dönme şansı buldum. I want to say thank you to Mr. President. I want to say thank you to Mr. CEO because the work and the way they talked to me was really impressive. Ve önce tabii ki burada Sayın Başkanımıza ve CEO'muza çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların bana yaklaşım tarzı ve benimle konuşma tarzı çok etkileyiciydi. And I was really impressed by the professionalism of the people that work at this club. Bu kulüpte çalışan herkesin profesyonelinden çok etkilendim. Which has motivated me in part to come and play for them. Ve bu da beni buraya gelip bu takım için oynamak için motive etti. So it's a new adventure. And as I did in my previous club, whether it's in Turkey, whether it's in abroad, I'm just going to give everything that I can. Ve bu yeni bir macera. Daha önce bunu nasıl gerçekleştirdiysem, daha önceki oynadığım takımlarda ve Türk takımlarında tekrar bunu gerçekleştirmek için buradayım. And hoping that it's going to be enough. Ve bunun yeterli olacağını umut ediyorum. So once again, thank you to the president. Once again, thank you to Mustafa and to the whole organization of Başakşehir for welcoming. Tekrar Sayın Başkanımıza, CEO'muz Mustafa Bey'e ve Başakşehir'in bütün organizasyon ekibine çok teşekkür etmek isterim. Once again, because of the ambition, because of the love, because of the professionalism that they have showed me, the choice was pretty obvious to me. Tabii ki bu bana gösterilen sevgiden ve profesyonelden kaynaklanıyor. Bunlar zaten bana gösterildiği için Başakşehir tarafından. Bana da başka bir seçenek kalmamıştı. Başka sorusu olan var mı? Anlaşmamız 2,5 yıllık. Kendisi Şangay Şenşo takımıyla olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Ve 2,5 yılda da bizimle sözleşme imzaladı. Yasin Bey. My target mostly collectively. You know, I came in a group that has a lot of quality. That is first of the table. And my target is just to remain top of the table. And make sure that we all succeed at the end of this year and then for the benim kişisel olarak değil ama takım olarak bir hedefim var, kolektif bir hedefim var. Şu anda baktığınız zaman zaten çok kaliteli bir takıma geldim. Kaliteli oyunculardan kurulu ve ligin tepesinde olan bir takıma geldim. Amacım, hedefim burada kalmak, yine ligin sezon sonunda ligin tepesinde bitirmek, bu önümüzdeki yıllarda bunun kalıcılığını sağlamak. Aynı zamanda tabii ki oynadığım futboldan takım arkadaşlarımla beraber keyif almak. Kevser Hanım. Şehrin taraftar kitlesi onlara göre biraz daha kısıtlı. Motivasyon açısından bundan etkilenir mi?
when I play, I don't play only for the fans. The first reason why I play is because I love this game, and because that's the main reason I would say, because I love the game. So fans, a lot of fans, less fans, or it doesn't matter, a good team against a good team against a bad team. The first reason why I play is because I love the game. So I will play it the same way, and it's not gonna affect me any differently. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben futbolu çok seviyorum. Bu oyun oynamamdaki en büyük etken futbolu sevdiğim için taraftarlar bir kısmen önemli tabii ki, ama bu daha fazla taraftar olsun, az taraftar olsun, büyük takım olsun, küçük takım olsun benim için fark etmiyor. Ne olursa olsun ben bu oyunu sevdiğim için zaten buradayım. Uygar Bey. Çok zayıflamış gördük kendisini. Önünde de Robinho, Adebayor gibi isimler var. Forma rekabeti için neler söylemek istiyorsunuz? Fact of the concurrence, I mean, this is part of the game. So competition is part of the game. I came here to give my all, to help the team achieve success, and I hope. Okay. Tabii ki rekabet bu işin parçası, ama saydığınız isimleri Bayiç eklemeyi unuttunuz. Aynadan pozisyonda Bayiç de var, Bayiç de söylemeniz gerekiyordu. Rekabet bu işin bir parçası. Baktığınız zaman oynadığım bütün takımlarda her zaman rekabet oldu. Her zaman zaten rekabet bu işin parçası ve rekabet her zaman takımın iyiliği içindir. Ben de buraya gelip şunu söyleyebilirim. Yapabileceğim en iyisini yapmaya çalışacağım. Takıma nasıl faydalı olursam o şekilde faydalı olmaya çalışacağım. Bunun sonucunda hocanın gözüne girebilmek için, oynayabilmek için elimden geleni yapacağım. Ama dediğim gibi zaten rekabet bu işin olmazsa olmazı. Başka sorusu olan? Değerli arkadaşlar, tabii bizim önemli olan kapattınız. En önemli dediğimiz şey şu, biz tabii hep denk bütçe gitmeye çalışan bir kulübüz. Dolayısıyla bonservissiz bir bedel olduğu için bizim için çok doğru bir transfer oldu. Çünkü bonservis bedeli şu an için ödeyecek durumda değiliz, çünkü gerekli yatırımları yaptık. Ama 2,5 senelik bir anlaşma yaptık. Genelde rakam belirtmiyoruz, ama mevcut rakamlarla eşdeğerde. Şunu ekleyebilir ki kontratından çok büyük bir fedakarlık yaparak, yani Türkiye'ye geri dönmek istediği için, kendisine de bunun için teşekkür ederiz. Gerçekten büyük bir fedakarlık yaptı finansal olarak. Ön tarafıyla bir fotoğraf alırsak başkanım, bir de önünü çevirelim. İmza törenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Katılımınız için teşekkür eder. İyi günler dileriz.